Dur kardeş. Kardeş bir gir bakayım ya. Gay sana bir şey söyleyeyim. Gollü. Gollü. İçim içim istedim. Bizim armamızda Ay Yıldız var. Bu da herkese nasip olmadı, kusura bakmayın. Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Tribün Project sponsorluğundan sonra daha sık vlog gelebilir demişken bu haftaları kastediyordum. Geçen gün Kocaeli Spor'un stadyum açılışındaydık. Bugün de Kasımpaşa Ankara Gücü maçına gidiyoruz. Süper Lig'de oynanan güzel maçlardan bir tanesi bu hafta. Dedik biz de bu haftaki güzel maçı kaçırmayalım ve o stadyumdaki yerimizi alalım. Hem Kasımpaşa hem Ankara Gücü hem transferleriyle hem de topladıkları puanlarıyla dikkat çekiyor. Şimdi ben vakit kaybetmeyeyim, iki takımdan bahsedeyim. Ev sahibi takımla başlıyorum, Kasımpaşa ile başlıyorum yani. Kasımpaşa geçtiğimiz sezona Kemal Özdeş ile başlamıştı. Sonra kısa bir ayrılık yaşadılar, ardından Kemal Hoca tekrar takımın başına geçti. Bu süreçte Kasımpaşa fena bir performans göstermedi. Takım ligi 8. sırada bitirdi ve takımın dikkat çeken en önemli noktası genç ve yetenekli oyuncularıydı. Bunlardan birisi Mısırlı Trezeguet, bildiğiniz gibi Dünya Kupası'na falan gitti yani. O kadar bir performans sergiledi. Kasımpaşa yeni sezona da Kemal Hoca ile başladı. İlk iş olarak da Trezeguet'in bonservisini aldılar 2 milyon euroya. Ardından transfer işlemleri başladı. Ligi tanıyan Kalili ve Özgür Çek, bunların dışında Tarkan Serbest ve Uğur Yazgılı gibi hem genç hem tecrübeli oyuncular kadroya katıldı. Peki Kasımpaşa bu transferler sonunda lige nasıl başladı? Lige bomba gibi bir başlangıç yaptılar. 3 haftayı geride bıraktık, 3 galibiyet aldılar, 9 puan topladılar. Tabii bu 9 puanın toplanmasında forvet oyuncuları Diagne takımın en çok katkı veren oyuncular arasında yer alıyor. Onun dışında yine Trezeguet, işte dediğim gibi saydığım oyuncular Kalili ve Özgür Çek de takımda diğer katkı veren oyuncular. Bakalım bu hafta evinde aradıkları Ankara Gücü karşısında 4'te 4 yapabilecekler mi, göreceğiz. Geçelim konuk takım Ankara Gücü'ne. Ankara Gücü geçtiğimiz yıl Sportoto 1. Lig'de boy gösteriyordu. Sezonu şampiyonlukla bitirdiler ve İsmail Kartal'la yeni sezonda da anlaşma imzaladılar. Takım alt ligden geldiği için üst ligde mücadele vermesi gerektiği için transfer yapmak zorundaydı. Birçok transfer yaptılar. Bu transferler kimler? Dikkat çekenleri söyleyeyim öncelikle. Younes Mokhtar, Cherchi, Kone, Bifuma ve Thiago Pinto hem ligimizin kalitesine uygun hem de bu ligde fark yaratacak isimler. Ankara Gücü peki lige nasıl başladı bu transferler ışığında? Ankara ekibi 3 hafta sonunda 4 puan topladı. Bir mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet aldı. Dediğim gibi geçtiğimiz yılda Ankara Gücü'nün 2 tane Ümraniyespor maçını çekmiştim. Onları da izlemek isteyenler sağ üstten çıkarırım, izleyebilirler. Bakalım Ankara ekibi Kasımpaşa deplasmanından beraberlik mi alacak, galibiyet mi alacak yoksa mağlubiyet mi alacak? Ben şimdi Şişli tarafındayım. Şişli tarafından Kasımpaşa Stadyumu'na gideceğim. Otobüs veya metro kullanacağım. İşte hangisi denk gelirse yani, hangisi daha kolay olursa. Stadyum çevresinde yine Tribün Project sponsorluğunda tişört yarışması olacağız. Çok güzel sorular hazırladım. Stadyum çevresinde görüşürüz. Şimdi stat çevresindeyim. Tribün Project sponsorluğunda yarışmamızı yapacağız. Burada aşırı güvenlik önlemi var çünkü bir yerde Ankara Gücü dendiğinde babaları geldi. Yaklaşık babaları geldi. Taraftardan fazla polis oluyor yani. Yani şu arkamda görmüş olduğunuz yaklaşık 25-30 kişilik bir ekip var. Bir de yukarıda var. Ben arasaydım daha 29 kişi. Sen var ya, bilgin senle ya. Sen neyim bu çok zor sorun. Ben çözdüm hepsini. Neyim bu? Abi YouTube. Yarışma aynı. Katılmak ister misin? Tişört bilgiymiş abi. 4 kişi olduk. 4 tane soru soruyorum. Tamam. En çok doğru cevap veren tişörtü alıyor. Bu kadar basit. Veririm ben. İlk soru. Sen sezon denen soru. Ankara Gücü'nün geçen sezon son lig golünü hangi oyuncu atmıştı? Enes Ubat. Enes Ubat. Ben bildim. Ben bildim. Ben bildim. Olur mu da ya? Ben oldu da oradan gel. Ben bildim abi. Enes Ubat. Bir tane daha soru var ya. Sor seyircilere. Bir saniye abi. Doğru cevap. Devam edelim. Ankara Gücü Türkiye Kupası'nı kazandığında finalde rakibi kimdi? Boluspor. Güzel, doğru. Orhan devam ediyor. Ankara Gücü'nde bu sezon şimdiye kadar en çok asist yapan oyuncu hangisi? Erdem Muhtar. Yohannes Muhtar. Doğru gidiyor arkadaş. Bu sezon dedi oğlum. Son soru bir tane daha var. Ankara Gücü'nün... Evet. Ben geçen anladım. Atla kardeşim benim ya. Olsun, bir dahaki sefer artık. Ben de diyorum Muhtar. Acemiliğe geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar.
Kardeşim son soruyu soruyorum. Ankara Gücü'nün bu sezon kadrosunda bulunan en yaşlı oyuncu kimdir? Sedat Ağaç. Arda. Sedat Ağaç. Doğru cevap. Alim abi. Ama sen, 2'ye 2 gittik, 2'ye 2 gittik. Sen yanlış cevap verdin. Bir saniye. Alim abi. Sen son soruyu yanlış bildin ama. Son soruyu ben bildim. Hayır, son soruyu yok. Yohannes ekip. O zaman aranızda paylaşmış. Ama bu sana olmaz ki Buğra. Kardeş yak dur. Bir bakayım kardeş. Bir bakayım. Silim la ilk silim ama oğlum. Bir bakayım kardeş. Neymişsin ya? Anam, kardeş vallahi bana olur. Ben bir kardeş. Bir dur kardeş. Kardeş bir giy bakayım ya. Ay sana bir şey söyleyeyim. Şapkayı çıkar ama. Şerefsin ya. O şapka çıkarma. Sen de sonra ne vereyim şıkarda. Anasını sikim bu tam bana göre oldu. Buro buro. Buro buro. Bravo buro. Lan şunu da, şunu da. Şu bunların bunlar. Teşekkür ederim. Adama bir görüşürüz ya. Ay Allah'a emanet. Eyvallah. Başarılar. Sağ ol. Görüşürüz. Vallahi güzel yarışma oldu. Kardeşim de kazandı. Yakıştı ama. Yakıştı kardeşe bak. Nasıl giriyor. Ankara Gücü tribünden bu kadar. Şimdi bakalım maçta neler olacak. Maç içerisinde görüşeceğiz. Dışarıdayız. Yine yoğun güvenlik önlemleri var. Yani çanta almıyorlar, powerbank almıyorlar, kamera almıyorlar. Ama yine bir şekilde ayarlıyorlar. Giriyoruz. Tepik var yanımda yine. Kasımpaşa tribünlerindeyiz. Şimdi burası açık, karşısı kapalı oluyor. Şurada görmüş olduğunuz yer de konuk tribünlerin, yani misafir tribünün olduğu yer oluyor. Yine Ankara Gücü doldurmuş gördüğünüz gibi. Kasımpaşa'da bugün fena değil tribünler, böyle bayraklar falan var. Güzel bir maç bizi bekliyor. Yani iki tane sağlam takım. İyi bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum ben. Sen ne diyorsun? Zevkli abi, çok zevkli bir maç. Gollü? Gollü. İçim iç küs. İçim iç küs tahmin. Bugün bakalım. Yani Kasımpaşa 3-3 gidiyor. 4-4 yapabilecek mi? Ankara Gücü de milli takım arasında galibiyetle gelebilecek mi? Aslında sorular bunlar. Bakalım cevapları nasıl olacak? Yok, yok, yok.
sonrası Kasımpaşa 1, Ankara Gücü 0. Ankara Gücü bir tane penaltı kaçırdı. O penaltı olsa senaryo başka yazılırdı ama Kasımpaşa penaltıdan hemen sonra galibiyet golünü mü diyeyim artık, üstünlük golünü buldu ve maç 1-0. Ondan sonra da birkaç tane pozisyon var Kasımpaşa'nın kaçırdığı. Hatta bir tanesi iptal edildi faul nedeniyle. Yağmurlarda, çamurlarda, işte gerçek Paşalı burada. Kasımpaşa taraftarı yoktu. Bu ne diyen? Babası belirli başlı insanlar var. Bir dakika arkadaşlar lütfen. Abi tribün kulüpler 1921 yılında kurulmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Ve bunun daha öncesi de var. 3 tane kulübün birleşmesiyle birlikte Kasımpaşa Spor Kulübü doğuyor 1921'de. Ve bizim kulübümüz İstanbul'un en tarihi olan kulüplerinden bir tanesidir. Müthiş de bir taraftarı vardır. Örnek vereyim, İnönü Stadı'nda oynanan Kasımpaşa Karagümrük derbisini 25 bin tane Kasımpaşa taraftarı takip etmiştir. Kasımpaşa'nın taraftarı vardır. Ya biz rap takımıyız. Evet. Biz geliyor işte 60 yaşında dayımız. Gidiyor kişiden biletini alıyor. Şimdi Fasulye anlamıyor. İşte, ya anlamıyor böylece. Alamıyor, beceremiyor. İlhami. Kaç tane telefon geliyor? Maça giremiyoruz ya, ne yapacağız? Fasulye'miz yok. Alalım ama nasıl yapıyoruz bilmiyoruz ya. 3-3 yaptınız. Bu maçta da 4-4 bu sene de ilk 3 inşallah. Biz zaten ilk yıllarda da Süper Lig'e yükseldiğimizde çok iyi bir kadro kurduk. Kurduğumuz kadro Avrupa'ya hedefliyorduk ama maalesef hatırlar mısın bilmiyorum. Hakemler gerçekten çok doğradı bizi. Burada içler bir muhabbetten dolayı maalesef küçülmek çünkü gerçekten iyi para harcadık. Ama şimdi Skop takımımız çok başarılı. İnanılmaz topçular kazandırıyoruz ve Altepe inanılmaz önemli. Kemal Hoca bayağı iyi işler yapıyor. Kemal Hoca çok iyiyiz. Şunu da lütfen unutmayın. Sevgili futbol sever diğer rakip kardeşlerime söylüyorum. Biz 3 büyük kulübün olduğu bir şehirde sadece Kasımpaşa'yı tutuyoruz. Türkiye'de 3 büyük takım var benim için. Bu arabayı taşıyan bizim arabamızda Ay Yıldız var. Burada herkese nasip olmadı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. İstanbul'un merkezinde stadımız. Beyoğlu'nun altında. Herkesi bekliyoruz. Çağır buradan. Çok basit ya. Gelin. Biz burada kimseye bir şey yapmıyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Burak Kasımpaşa. Gelin. Maç izleyelim beraber. Eğlenelim, edelim. Bakın burada eğlence var ya, karnaval. Aynen. Gördüğünüz karnaval. Biletlerimiz de ucuz, kulübümüz sağ olsun çok da pahalı bilet yapmıyor. Ama ya, maç başladı, tamam. Maç sonunda görüşürüz. Tamam, tamam. Aynen. Aynen. Eyvallah. 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 Yok bir şey yok bak. Bir şey yok. Ben şu an en ağır. Kenan işte. Mahmut Akan. Mahmut Akan. O mu? Mahmut Akan'a bak ya. Aa, ilk defa diyor. Kes! 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 K
kamera penaltı yapsaydı başka bir şey olurdu. Çünkü ya yani film gibi maç oldu gerçekten. Ama sen maçın başında üst oldu demiştin. Üst oldu. 2-1 bitti maç. Aynen. Ne diyorsun? Hangi oyuncu dikkatini çekti? Onları konuşalım. Biraz. Takım biraz oturmuş ama sıkıntı forvet attı. Takım forvet. Kubilay değil. Evet maalesef. Evet. Kehin de var kenarda. İkinci ara Kubilay ile başlıyorsun. Tamam İlhan çok kötüydü ilk yarı. Koşuyor ama Oğuz bölgesinde veya sağ açık bölgesinde İlhan hiçbir şey yapamıyor. Yaratıcı bir oyuncu değil. İlhan yaratıcı bir oyuncu olsa zaten bu takımın vazgeçilmesi olacak. Vallahi... Önce çok koştuğu için oynatıyordu. Onu çıkarttı. Onunla da Kubilay'ı oynattı. Kubilay da yanlış bir tercihti bence. Kehin de olmalıydı. Ben Mokhtar'ı beğendim. Mokhtar gayet iyi oynadı bugün. Onun haricinde... Bizim ara çok hani... öldürmese topları, topları öldürmese çok başka olacak. Kasımpaşa'ya geçelim. Kasımpaşa tarafında kim dikkat edecek? Jack May ile Trezeguet. Trezeguet biraz daha şeydi ama attığı gol muhteşemdi. Yani, dediğim gibi Bergkamp golü. Aynen. Bergkamp golü attı gerçekten. Ve Diagne de ceza sahasında inanılmaz etkili bir oyuncuymuş yani. Canlı izlemek nasip oldu bugün. İnanılmaz etkili bir oyuncuymuş. Helal olsun. Hakkında ekstra olarak söyleyeyim. Hakkını verelim aynen. Çok... Kemal Hoca, Kemal Hoca iyi bir kadro kurmuş. Bu sene fark yaratırlar ama Ankara Gücü de can yakar. İki takıma da önündeki maçlarda başarılar dileyelim. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.